Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş bugün İstanbul'daydı. Süleymaniye Camii'nde hem sabah namazında hem de cuma namazında cemaatle bir araya geldi. Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan ayına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbaş, cuma namazında hutbe irade etti. Adalet ve ailenin önemini vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da tarihi Süleymaniye Camii'nde önce sabah namazında ardından cuma namazında cemaatle bir araya geldi. Mübarek Ramazan ayının iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ramazan ayı Kur'an ayıdır, dua ayıdır, tevbe istiğfar ayıdır. Mübarek gün ve geceler bizim için bir fırsattır. Ruhumuzun yenilenmesine, yeniden adeta bir diriliş, ruhi bir diriliş yaşamamıza vesile olmaktadır. Erbaş habercilere de yine Ramazan ayıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ramazan ayı iftarlarıyla, sahurlarıyla, teravihleriyle ve özellikle Kur'an-ı Kerim'i yeniden okuma, öğrenme ve anlama noktasında gayretleriyle çok önemli bir manevi iklime bizi kavuşturacaktır. Ben bütün milletimize buradan Ramazan ayını çok iyi bir şekilde değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Birlik beraberliğimiz için ve bütün Müslüman kardeşlerimizin kendilerini yeniden muhasebe etmeleri, tefekkür ve tezekkür içerisinde bu Ramazan ayını çok iyi değerlendirmelerini istirham ediyorum. Erbaş din görevlilerine teravih uyarısı yaptı. Namaz, teravih de olsa, diğer namazlarda, beş vakit namazlarda olsa gerçekten usulüne uygun kılınması gerekiyor. Ramazan ayında teravih namazlarımızı rahat bir şekilde hocalarımızın kıldırmasını ve acele etmemelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Başkan Erbaş, cuma namazı içinde Süleymaniye Camii'ndeydi. Hutbede aile ve adaletin önemini anlattı. İslam'ın ailede en ideal yaklaşım olarak gösterdiği hedef, adalet ve ihsan ahlakıdır. Aile bireylerinden her biri diğerini hoşnut etme gayesini davranışlarının merkezi yapmalıdır. Zira adalet ve ihsanın hakim olduğu aileler huzur yuvalarıdır. İhsan ailede sevgiyi ayakta tutan, diğergamlık ve fedakarlığı içinde barındıran yüce bir değerdir. İhsan hiçbir karşılık beklemeden ve asla minnet altında bırakmadan yapılan iyiliktir. Ailede adalet, karşılıklı sevgi ve saygının gözetilmesidir. Aile bireylerinin birbirlerine karşı sorumluluklarını hatırlattı. Ailede karşılıklı anlayış hakim olmalıdır. Eşler birbirine güven duymalı ve sadakat göstermelidir. Bağlılık içerisinde hareket etmelidir. Sevinç, keder, yorgunluk ve sıkıntılar paylaşılmalıdır. Aile fertleri arasında yardımlaşma ve dayanışma asıldır. Ailede her fert sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Alınan kararlarda istişare hakim olmalıdır. Anne babaları uyaran Erbaş, toplumun temel taşı olan ailenin korunması gerektiğini vurguladı. Anne babalar hem birbirlerine hem de çocuklarına karşı cinsiyet farkı gözetmeksizin adalet ve hakkaniyetle davranmalıdır. Zira her anne baba Allah'tan korkun ve evlatlarınız arasında adaletli olun emrinin muhatabıdır.